Hocam, size şunu sorayım. Vatandaş bütün bu ekonomik darboğazın içinde bunu yaşıyorken sizce ekonominin düzeleceğine dair bir inancı da kendi bünyesinde barındırıyor mu? Yoksa yok biz hala o noktada değil miyiz? Valla ben ne kör iyimserliği severim ne de umutsuzluğu. İkisini böyle ifratla tevrit diye bakmayın. Sonuçta atılan adımları iyi irdelemek gerekir. Bir de ben yıllardır söylediğim şey şudur. Ekonomideki tarih tezimize bakarım. O da bir tez gerektirir, bir hedef gerektirir. Tamam, biraz gecikmeli, biraz bu konuda geçmişte bir takım eksiklikler yapılarak, yapısal sorunlarla birçok önemli krizlere yakalandık. Yani dünya İşte özellikle pandemi sonrası üç başlıklı enerji, enflasyon, gıda, küresel krizleri başlığını konuştu. Ama bizim bu konudaki yapısal bir takım sorunlarımız buna direnme ve bunu püskürtebilme kapasitesi açısından Batı'nın daha güçlü ekonomileriyle, daha kurumsallaşmış ekonomilerle kıyaslandığında daha ağır oldu. Ama tabii bizim ilave bir takım yükler de yaşadık. İşte yakınımızdaki özellikle savaşın etkileri, bundan Batı da etkilendi kuşkusuz. Ama bir de tabii çok acı bir deprem felaketi yaşadık. Canlarımızı yitirdik, onun da ağır bir bilançosu eklendi. Ama bütün bunlar sonuç itibariyle kronikleşmiş birçok sorununuzu aşmanın yolu, bu akut krizlerle baş etmenin yolu, sonuç itibariyle yeryüzünün neresinde olursanız olun benimsediğiniz ekonomik hedef, politika ve stratejidir. Buna inandım. Yıllardır hep bunun altını çizdim. O da şudur. Üretmektir. Üretmekten başka. Yani matematik yanı vardır iktisatın. Bir bilimdir kuşkusuz. Ama 2 kere 2 = 4 matematikte yeryüzünün her yerinde aynıdır. İktisatta öyle değildir. Her yerde iktisattaki gibi, matematikteki gibi her teori, her hedef her yerde tutmaz. Oranın coğrafi birikimi, tarihsel birikimi, tüketici eğilimleri, üretim kabiliyeti, bulunduğu coğrafi konum, bütün bunlar bir girdi sağlar. Bunun toplamından bir ekonomik strateji ve hedef doğar. Ama şunu soracak olursanız, yeryüzünün her yerinde iktisat ilminin değişmez kuralı yok mudur? Değişmez ilkesi, teorisi ya da hedefi, stratejisi yok mudur? Vardır. İşte o da nedir? O çağın en ileri teknolojisini üretebilmek, yani katma değeri yüksek ürün üretebilme kabiliyetini elde edebilmek ve aynı zamanda da bunu üretim zemininde her alana yayabilmek. O açıdan ben kalkınma iktisadının ilkelerinin yeryüzünün her yerinde geçerli olduğunu, Batı'nın da bu yolla aslında yol kat ettiğini, bizim de yaptığımızın bu olduğunu, bunu biraz gecikmeli de olsa son 10-15 yıl içerisinde yaşadıklarımız, o küresel kuşatmayı yara yara, direne direne geldiğimiz noktada bize bunu öğrettiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Elbette bütün bunların içerisinde vergi adaleti, bu konuda özellikle toplam gelirin adil bölüşümü, bütün bunlarda o sosyal devlet anlayışını yitirmeden bizim özgünlüğümüzde yapmamız gerekenler kuşkusuz. Bir de tabii yeryüzün hiçbir yerinde olmayan başka bir şeyle demin araya girdiniz, bir açıkladınız. İşte o gerçek. Yani Terörle nedir bu mücadele Türkiye'den ediyorsunuz. istedikleri? Bütün terör örgütlerinin kuyrukları birbirine bağlanacak, arkasında müttefik diye geçinenler dizilecek ve Türkiye'yi bu konuda yıllardır küresel saldırıya tabi tutacak. Bununla da kuşkusuz Teşekkür ederim. mücadele ediliyor. Düşünün, yitirilen canların hiçbir bedeli kuşkusuz ne tartılabilir ne ölçülebilir. Ama bir de bu işin ekonomik bilançosuna bakın. O da var. Trilyonlarca dolar para harcanıyor bu işe. Ya bu yanı var. Bu para Türkiye'nin kalkınmasına harcanabilseydi, Peki. bugün Türkiye'nin yeri başka olur. Zaten o olmasın diye uğraşılıyor. Yani Çok teşekkür ederim soldukça hocam. sulansın ama yükseldikçe de budansın anlayışıdır bu. Maalesef uluslararası düzeyde arenada esas olan bu güç mücadelesi. Bu hiç eksilmiyor. Bak 21. yüzyılda neleri konuşuyoruz. Teşekkür ederim Yani hocam. yanı Çok sağ olun. başımızda bir soykırımı yaşattıklarını görüyoruz. Maalesef.